Aynı soruyu size soruyorum Zeki Bey. Lütfen. 12 yaşında bir çocuk sorarsa derse ki Zeki abi biz nasıl dünyaya geldik, nasıl yaşıyoruz, neden bu evren var? Ne dersiniz? Çok kısa olarak anladım. Bakın şimdi, hocama sordum. Hocam referanslarıyla kendi inancına, bilimine, düşüncesine göre açıkladı. Ben de doğadan hareketle bunu söylerim. Öncelikle tabii bir pedagojik boyutumda olduğu için eğitim fakültesinde çalışan bir öğretim üyesi olarak o yaş grubu, 11 yaş grubu, 10 yaş grubu, 9 yaş grubu çocukların tabii yakın çevresinden hareketle çok rahat doğa gözlemleri yaptırarak biyolojik çeşitlilik kavratılabilir ve buradan hareketle de canlıların evrimiyle ilgili bir algılama sağlanabilir ilgili bireylerde. Şöyledir, şunu söyleyebiliriz. Örneğin hepimizin bildiği bir akasya ağacı var. Akasya ağacının meyvesine bakın ve çiçeklerine bakın. Akasya ağacının meyvesiyle çiçekleri bizim hepimizin bildiği fasulye bitkisinin meyvesi ve çiçeklerine benzer. Bakla bitkisinin meyvesine ve çiçeklerine benzer. Ve yine başka baklagiller familyasından olan diğer bitkilerin, baklagiller diyorum, familyasından olan, ailesinden olan diğer bitkilerin meyvelerine ve çiçeklerine benzer. Şimdi bu ilgili canlılar arasında, bitkiler arasında bir üreme ilişkisi yoktur. Biz bilmekteyiz ki, örneğin anne ve babamızdan meydana gelen kardeşlerimiz, eşeli üreme sonucunda meydana gelen bireyler, öncelikle kardeş olan bireyler, kuzenlerine göre birbirlerine daha çok benzerler. Ses tonlamalarından, diğer bir takım morfolojik veya fenotipik diye nitelendirdiğimiz özelliklerinden, hareketlerden, buna benzer bir takım özelliklerden hareketle, evet 12 yaşındaki çocuğu anlatıyorum, morfolojilerinden ya da dış görüntülerinden hareketle kuzenlerimizden daha fazla birbirimize benzer olduğumuzu görürüz. Kuzenlerimizle bizi karşılaştırdığımızda kuzenlerimizle benzerliğimizin ikinci dereceden, üçüncü dereceden kuzenlerimizden daha fazla benzer olduğunu görürüz. Ve giderek atalarımız uzaklaştıkça aramızdaki benzerlik ilişkisinin de azaldığını görürüz. Bakın 12 yaşındaki çocuğu anlatıyorum. Şimdi buradan hareketle çocuğa şu sorulabilir. Ben kardeşime neden kuzenimden daha çok benziyorum? Tabii ki aynı anne ve babadan dünyaya geldiğiniz için daha çok benziyorsunuz. Çocuk bunu sorunca diyecek. Anlayacak mı nereden geldi? Ya da hayır. Tabii ki şunu söylemek evrenin istiyorum. Evrenin nasıl yaratıldığını. Ama şunu söylemek şey istiyorum. Bakın bu yakın çevre çocuğa sen diferansiyeli anlatabilir misin? Sevgili hocam. Ama 12 yaşında çocuk diferansiyeli sormaz da ben nereden çıktım diye bakın, sorar. Siz bir soru sordunuz. 15 olsun hadi. Siz bir soru sordunuz. 15'e belki anlatırız. Ender Bey hocam. Tamam, siz bir soru sordunuz. Ben de yani leylek dönemi geçti. Yanıt vermeye çalışıyorum. Bakın. Anne ve babamızdan gelen, aynı anne ve babadan gelen bireylerin birbirine benzerliğinin kuzenlerine göre daha çok olmasının nedeni aynı gen havuzundan geliyor olmalarıdır. Yani aynı genotipten geliyor olmalarıdır. Dolayısıyla gen havuzları birbirinden uzaklaştıkça, gen bizim kalıtımımızı sağlayan özelliklerimizi, morfolojik ya da dış görüntülerimizi, hareketlerimizi, davranışlarımızı, bütün her şeyimizi sağlayan bir takım materyaller var. Bu materyallere biz gen diyoruz. Bu materyalleri daha yakın atadan almışsak, örneğin anne ve babamızdan almışsak, benzerliğimiz o ölçüde nedir? Fazladır. Şimdi ben buradan hareketle soruyorum. Bakla bitkisinin, çocuğa soruyorum, çiçeğinin benzerliğiyle, meyvesinin benzerliğiyle neye? Akasya bitkisinin çiçeğine ve meyvesine benzerliğini nasıl birbiriyle ilişkilendirip açıklayabiliriz? Bu dış görünüş diye nitelendirdiğimiz özellikler, yani bizim morfolojik diye nitelendirdiğimiz özelliklerin bir şekilde kalıtsal materyal tarafından, yani genler tarafından kalıtlanması lazım. Genler tarafından kalıtlanmadıkça bu benzerliğin oluşması şimdi mümkün bakın, değil. Çocuk bunu anlamaz. Bakla gider mi geldik diyeceğiz anlar, çocuğa. Anlar. Bakın şimdi. insanlar arasındaki benzerlik ilişkisi neyse,
Baklayla akasya ağacının birbirine benzerlik ilişkisini açıklama yöntemi de aynıdır. Bakın yine şunu söyleyeyim. Gülgiller familyası var. Gülgiller familyasındaki gül bitkisi, efendim ayva bitkisini, efendim elma bitkisinin meyvelerine bakın, çiçeklerine bakın, onların hepsinin birbirine benzediğini görürsünüz. Fakat aralarında üreme ilişkisi yok. Peki biz şunu biliyoruz. Bu benzerlik genetik materyalle aktarılan benzerliklerdir. Tamam, şimdi buraya kadar anladım. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Tamam. Bunu şöyle açıklayacağız. Referansını demek söyleyeyim. Demek ki bu şu anda aralarında üreme ilişkisi olmayan bu taksonlar, bu gruplar arasında milyonlarca yıl önce bir noktada üreme ilişkisi vardı popülasyonel düzeyde. Peki bizim seyirci soruyor, baklagilden insana nasıl geleceğiz diyor. Ben baklagilden insana nasıl geldiğimizi anlatmaya çalışmıyorum. Ben Darwin'in yaptığını yapmaya çalışıyorum. Doğada devasa milyonlarca canlı çeşitliliği var. Örneğin 350 bin böcek türü var. Örnek veriyorum. Milyonlarca canlı çeşitliliği var. Ve bu canlılardan bazıları birbirlerine çok benziyorlar. Bazıları birbirlerinden çok farklılar. Tamam, bana kediyle aslanın ve kaplanın benzerliğinin, birbirine benzerliğinin aralarında üreme ilişkisi olmadığı halde, bakın, birbirine benzerliğini nasıl açıklayacaksınız? Tamam, duralım. Şimdi, Tanrı mı yarattı? Şimdi bir dakika. Siz referans... Deyip kestirip atacak mıyız? Referansları evet. Şimdi burada Tanrı mı yarattı deyip kestirip atacak mıyız sorusu var. Referansları bilim nasıl açıklamaya sizin çalışır? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Benzerliği. Şimdi efendim. Sordunuz, hemen soruyorum bakın. Hocam size sordu. Ben de hocama bakın, soruyorum. Evet. Canlıların Darwin'in söylediği gibi tek hücreli canlıdan, hayvandan türemiş olması bu hayvanlar aleminin doğrudur. Bitkilerle hayvanlar aynı cinsten değildir. Onların gen yapısı aynı değildir. Hücreleri nereden de çıkarıyorsunuz aynı hocam? Değildir. Yok efendim. Böyle bir bakınız, şey. Şimdi bakınız. Çok yanlış. Bilmiyorum. Arkadaşlarımız şunu söylüyor. Son derece yanlış, bilimsel olmayan bilgiler veriyorlar. Hangi referansa dayandırıyorsunuz? Müsaade buyur. Bayraktar hocam. Efendim, özür diliyorum. Bize söylüyor kendisi. Diyor ki siz hangi referansa dayandırıyorsunuz? Ben de bakınız, soruyorum Bayraklı hocama. Hangi referansa dayandırıyorsunuz? Tamam, soralım, bu bilgileri. Bir dakika buyurun. Bir dakika. Buyurun. Ben anlatıyorum. Hayır, anlatıyorsunuz da neye dayanarak anlatıyorsunuz? Ya bakınız, ben bilime dayanıyorum ya. Sevgili Bayraklı hocam, bilime dayanmak referanslarla olur. Şimdi bakın. Hangi dergi, hangi süreli derginin, hangi cildinde ortaya çıkmış? Bütün sizin okuduğunuz şu kitapların hepsini okumuşum. Sevgili hocam, bir soru soruyorum. Şu kitapların hepsini okumuşum. Sevgili hocam, Bırak sen. Müdahale etmeyin. Bakın, ben bir şey anlatıyorum. Hangi şey bilimsel referansa dayanarak konuşuyorsun? Soruyorum. Sakin olun. Bakınız, evet, bugün Darwin nazariyesine karşı çıkan bir sürü insan var. Kim bunlar? Bunları okuduş batıda. Kim bunlar? Aç oku. İsim verin. Aç oku. Hayır kardeşim, efendim. Size söyledim. Lütfen maç bakın, yapmıyoruz burada. Lütfen hayır, sakin bakın olun. Şimdi. Şimdi bakınız. Biyolojik bitirsin sözünü. Demagojik söylemler bunlar. Bir dakika. Hoca sözünü bitirsin, sonra siz de konuşursunuz. Şimdi maymunla insanın gen yapısı farklıdır efendim. Efendim nerede? Şimdi ya itirazınızı bitirsin, yapın. Şimdi lütfen. Ben bu arkadaşlar, son bu derece arkadaşlar, yanlış şeyler. Ben bunlara rica ediyorum. Bunlar bilim adamı ise bu arkadaşımız böyle bir söylem yanlış. O bilim adamı böyle bir bilim adamı fakat ise bu arkadaşımız ifadesi, bilim adamı Yiğit Bey, lütfen müdahale eder misiniz? Bir dakika. Hocama müdahale edin. Bir dakika, bu ya, insanlar bir dakika, bilim insanı ise diyor. Zeki Bey lütfen. Şimdi bu söylem yanlış. Ben bunlardan rica ediyorum. Onlar gidecekler efendim. Bitirin hocam. Maymunun, size söz vereceğim. Sakin olun. Ama maymunun, sakinim ben. Sakin maymunun spermiyle. Yüksek tondan konuşmak, sakin olmamak anlamına bir dakika, gelmez. Bakınız. Evet. Maymunun spermiyle insanın yumurtasını dölleyecekler. Evet. Veya insanın spermiyle maymunun yumurtasını dölleyecekler. Bakalım gen yapısı döllenecek mi? Bakın. Açıkça net konuşuyorum burada. Şimdi bunu yaparlarsa, deneylerlerse o zaman gelip bana diyecekler ki maymunun gen yapısıyla, o gen havuzu dediği, o gen yapısıyla maymunun ve insanın gen yapısı aynı havuzdan geldiğini ispat edecekler. Efendim bakınız, ben söylüyorum. Hı-hı. Benim bilim anlayışım şu. Ben o kitapları okurken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de nelerdir? Lütfen kıyas yapıyorum. Lütfen Zeki Bey, size geleceğim. Kur'an-ı Kerim'de kıyas yapıyorum. Evet hocam, bitirin siz de iki dakika. Allah-u Teala insanı bağımsız olarak yarattı diyorum ben. Hı-hı. Net söylüyorum bunu. Aynı zamanda neye dayanarak söylüyorsunuz? Efendim hayvanları da bağımsız yarattı. Neye dayanarak? Efendim, Zeki Bey lütfen. Bir dakika ya. Bitkileri lütfen de bağımsız yarattı.
Efendim, şimdi bunlar Darwin'i hocam, dogmatik olarak aldığınız zaman da Darwin'i... Hocam neye dayanarak söylüyorsunuz? Evet, neye dayanarak söylüyorsunuz? İşte ben Allah Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Referans, bilimsel referans. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum ben bilimsel bunu. Referans. Referans budur ve bilimdir. Bilimsel referans. Darwin'in karşıtı... Bey, bir dakika lütfen böyle devam edemeyiz. Lütfen. Bağırıyor, çok bağırıyor ya. Hı. Çok bağırıyor. Evet. Hayır. Bu arkadaşlar Darwin nazariyesinin dışındaki kuramları okusunlar. Tamam hocam. Onun şimdi dışındaki deneyleri okumuyorlar. Hı. Okusalar, özgürce düşünseler, efendim bir Darwin'e bağlantılı olmasalar, sanki Darwin'den evvel insanla yaratılış yokmuş. Yaratılış sanki yokmuş. Kabul Darwin'den evvel Allah bu kainatı nasıl yaratmış? O bilim adamlarının da okumaları lazım. İtam bakın var. Ben okuyorum. O kitapları, bunlar da gidip okumaları lazım. Evet.